Ülke TV ekranlarından mutlu günler değerli seyircilerimiz. Yeni bir hayat tercih etir programıyla daha bugün de karşınızdayız. Eğitim ve yaşama dair önemli gelişmeleri bu ekranlardan kıymetli hocalarımızın katılımıyla birlikte ne yapıyoruz? Ele alıyoruz, derinlemesine de irdeliyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Bugün meslek ve programları tanıtmayı da sürdüreceğiz. Malum tercih dönemi maraton devam ediyor. Son bir haftaya da girildi. Ece Hanım da bugün bizlerle birlikte doğru tercihin püf noktalarını bizimle paylaşacak. Sorularınızı arkadaşlar bekliyoruz. Nasıl yapıyoruz? sabanoz@gmail.com'dan sorularınızı alacağız. Twitter ve Facebook adresi üzerinden de yine Facebook üzerinden Hayat Tercihtir sayfası, Twitter'dan da sabanoz. Özde'den sorularınızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hocalarıma yönelteceğim. Üsküdar Üniversitesi'nden çok değerli yine 4 isim bugün bizlerle birlikte olacak. Bölümleri, programları ele alacağız. Sağlık hizmetleri, meslek, yüksekokulu neden çok önemli? Bunun ayrıntılarını konuşacağız. Oradan mezun olan arkadaşlar neler yapıyor, nerelerde görev alabiliyor? Ne kadar sürede meslek sahibi oluyor? Bunu biraz konuşacağız. Belirlemiş olduğumuz konular var arkadaşlar. Onları tanıtacağız. Ameliyathane hizmetleri programını konuşacağız. Anestezi, diyaliz, ilk acil yardım, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, iş sağlığı ve güvenliği, yaşlı bakımı hizmetlerini bugün ele alacağız. Gerçekten istihdam olanakları da iyi. Hocalarımdan ayrıntıları da alacağız. Sınavsız geçişi konuşacağız. DYS'yi konuşacağız. Ve girişlere bahsettiğim gibi doğru tercihin püf noktalarını yine hocalarımdan, Ece Hanım'dan dinleyeceğiz. Ben hemen konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi'nden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Besti Üstün. Hocam hoş geldiniz. Bugün yine sizden sağlık hizmetleri, meslek, yüksekokulun imkanlarını, öğrencilere sunduğu avantajlar, Üsküdar Üniversitesi neler sunuyor, Üsküdar Üniversitesi'nin imkanlarını, öğrencilere ayrıcalık katıyor musunuz, onlar kendini nasıl hissediyor? Bunların ayrıntılarını da sizden, tematik üniversite avantajını da sizden alacağız hocam. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz tekrar. Ve diğer bir isim öğretim görevlisi Ömer Faruk Okuyucu. Hocamız da sağlık hizmetleri, meslek, yüksekokulunda aynı zamanda da müdür yardımcısı. Hocam sizler de hoş geldiniz. Sizden iş sağlığı ve güvenliğini aynı zamanda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programlarını ele alacağız. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Öğrencilerin bugünlerde sizlere çok ihtiyacı var hocam. Tekrar sağ olun. Ve diğer bir isim öğretim görevlisine Zeynep Gümüş Üsküdar Üniversitesi. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizlerle anesteziyi konuşacağız ve diyalizi. Yaşlı bakımı konuşacağız hocam. Diyaliz de tabii konuşacağız. Diyaliz, yaşlı bakımda konuşacağız. Hocam sizler de hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ve Ece Tözeniş. Hocam sorular sosyal medya üzerinden gelmeye başladı. Hemen bir hatırlatma yapalım. Ece hocamdan şimdi ayrıntıları alıyoruz. ÖSYM'den iki gelişme var, sıcak gelişme. Biri uyarı, biri yenileme. Hocam bu ayrıntıları paylaşabilir miyiz hemen sıcağı sıcağına arkadaşlarımıza da? 7 Temmuz'da yayınlanan kılavuzla ilgili küçük değişiklikler var. Birincisi Gülhane Tıp Akademisi'nin isteği üzerine 154. koşuluna bir okul türü daha ekleniyor askeri lise olarak. Bu liseden mezun olanlar da askeri tıp fakültesini tercih edebilecekler. İkinci bir değişiklik de TÜBİTAK temel fen bilimleri ve sosyal bilimlere ilgiyi birazcık daha arttırmak adına öğrencilere fizik, kimya, biyoloji, matematik, MF puan türüyle başarı sıralarına göre belirli oranlarda burslar veriyor. Felsefe, tarih, coğrafya gibi sosyal bilimler alanlarında da YGS puan türlerine göre gösterdikleri başarı oranında yine belirli miktarlarda aylık burslar veriyor öğrencilere. Öğrenciler bu iki koşul üzerinden tercih yapan öğrenciler 17 Temmuz'a kadar tekrardan sisteme girip tercihlerini değiştirebiliyorlar. Bir kere daha öğrenciler buna göre değerlendirme yapsınlar. Bunun sonrasında henüz tercih yapmamış olacaklar da bu kılavuzdaki değişiklikleri mutlaka dikkate alsınlar. ÖSYM'nin bir de uyarısı var tercih robotları ile ilgili. Özellikle bireysel kullanımlardan ÖSYM bundan önce artık adayların kimlik numaraları ve şifreleri hiçbir şekilde paylaşılmıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de güvenlikti. Sadece adaya ait özel şifreler var ve adayın bilgisi dahilinde girebiliyor. Ama bazı bireysel kullanımlarda aday kimlik numarasını ve şifresini girerek tercih robotlarını kullanıyor. ÖSYM'de bugün onunla ilgili bir açıklama
tespit yaptı. Özellikle bireysel kullanımlarda adaylara dikkatli olmalarını öneriyor. Tabii ki hani zaman zaman çok küçük de olsa kötü kullanımlar olabilir. Karşılaşabiliyoruz. Bilgi aktarımı olabilir. O yüzden adayların da bu konuda dikkatli davranmaları gerekiyor. Uyarıyı biz de buradan yapmış olalım adı öğrencilere. Hocam evet değerli arkadaşlar, ÖSYM'den iki gelişme vardı. Hemen onları paylaştık ve bu bahsetmiş olduğumuz programları tanımayı sürdürelim, başlayalım istiyorum. Sorularınızı arkadaşlar sorabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ama öncesinde Üsküdar Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu beyin kullanma kılavuzundan her gün bir maddeyi arkadaşlar sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Lütfen tercih yapmadan önce aslında bilinçli olduğunuzun farkında olun. Zaten madde 6'da buna dikkat çekiyor. Bilinçli olduğunu fark et diyor. En azından bu yazıyı okuyor olman bile yerinde bir bilince sahip olduğunu gösterir. Beyninde binlerce nöron iletişime geçerek senin bilincini oluşturur. Fark et. Doğru tercih için arkadaşlar lütfen kendimizi tanıyalım. Değil mi hocam, üniversitenizin yapmış olduğu bir test de var. Oradan da arkadaşlar faydalanabilir. Tabii ki kesinlikle. Kariyer önerim testi uyguluyoruz öğrencilere. Dilerlerse web sitemizden girerek uygulamayı yapabilirler. Dilerlerse de üniversitemizin tanıtım günleri dahilinde bu testi çözüp uzmanlarımızla da birlikte değerlendirme şansına sahip olabilirler. Hocam, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu diyoruz. Evet, çok kısa sürede iş sahibi yapıyor. Alanında gerçekten iyi bir üniversitesi, iyi hocaları varsa, imkanları da güzelse arkadaşlar profesyonel düzeye ulaşabiliyorlar. Kısa yoldan iş sahibi olup hayatlarını yoluna koyup yaşamlarını sürdürebiliyorlar hocam. Ama şöyle bir şey de var. Bazen arkadaşlar 2 yıllık 4 yıllık arasında bir ayrıma da düşebiliyorlar. Zaman zaman bunları sizden dinliyoruz ama isterseniz buna tekrar dikkat çekip sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu günümüzde neden çok önemli üzerinden ilerleyelim hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi meslek yüksekokulları sizin de söylediğiniz gibi doğrudan iş edindirmeye odaklı meslek eğitimi veren kurumlar. Gerçekten çok kısa sürede artık teknoloji ve bilim çok geliştiği için daha özelleşmiş alanlara ihtiyaç gittikçe artmakta. Sağlık alanı da böyle, gerçekten artık takip etmekte bile zorlanıyoruz. Çok hızlı değişiyor, çeşitleniyor ve alanda daha küçük alanlarda donanımlı elemanlara ihtiyaç var. Meslek yüksekokulları da bu anlamda çok katkı verici oluyor. Çünkü doğrudan iş edindirmeye, meslek kazandırmaya yönelik programlar sunuyor gençlere. Ve istihdam alanları da bu nedenle zaten çok rahat olabiliyor ve kolay olabiliyor. Çünkü toplumun ya da alanın gereksinim duyduğu konulara yönelik açılıyor programlar. Meslek yüksekokulları lisanstan farklı tabii. İkisini ayrı ayrı kategoride değerlendirmek lazım. İkisinin de hedefleri farklı. Ama meslek yüksekokulları 2 yıllık ön lisans derecesi veren programlar olduğu için işe yönelik, meslek edindirmeye yönelik programlar, daha uygulama deneyimi kazandırarak mezun etmeye hedefli programlar olduğu için bir an önce kişinin iş sahibi olmasına katkı verici meslekler arasında. Tabii diliyorsa kişi 2 yıllık okulu bitirdikten sonra dikey geçiş sınavlarıyla lisans programlarına da devam edebilirler. Öyle bir şansları da var, fırsatları da var tabii ki. Hocam, DGS ile ilişkinde bilgi verebilir miyiz Ece hocam? Sizden alalım. DGS 2 yıl ön lisans programını tamamlıyor arkadaşlar. Akabinde hemen DGS'ye girip akademik başarılarına da devam edebiliyorlar değil mi? Nasıl işliyor? Şöyle, aslında bu hani o 2 yıllık kaybı da biraz daha aslında 2 yıllıkların da öne çıkmasının çok vesile olan bir durum. Çünkü öğrenciler 2 yıl okuduktan sonra dikey geçiş sınavına giriyorlar. Yine ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir sınav. Bu sınav sonrasında öğrencilerin bir puanı oluşuyor. Bu puan ve yine bir diploma notları var. 2 yıllık başarılarının da olduğu bir diploma notu. Bununla birlikte öğrenciler yine bir tercih yapıyorlar. Devamındaki 2 yıllık bitirdikleri programın devamında yer alan 4 yıllık programları tercih ederek buradan 4 yıllığa da tamamlayabiliyorlar eğitimlerini. Bu da büyük bir avantaj tabii öğrenciler için. Evet hocam, bu programları yavaş yavaş tanımaya başlayalım. Girişte de bahsettik. 3, 5, 6 programı konuşacağız. 7 program. Önce tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik diyelim. Ömer hocamız, hocam sağlık hizmetleri MYO'nun önemli ilişkin sizinle paylaşımlarınız olacaktır. Onları da alalım ve tıbbi dokümantasyon ve sekreterliği biraz buradan tercih yapacak arkadaşlarımıza anlatalım hocam. Öncelikle teşekkür ederim. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, yani sağlık sektörü gerçekten ülkemiz için ihtiyaç olan
ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kurulmuş okullarımız. Bu bağlamda üniversitemiz de bu misyonu fazlasıyla üstlenmiş durumda. Zira hani yola çıkış felsefemiz tematik olma davranış bilimleri ve sağlık üzerine tematik bir yapıya sahip olmamız tabii ki bizi bu bağlamda elimizi güçlendiriyor. Bu programlardan hocamın bahsettiği programların dışında işte mesela tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik gibi bir bölümümüz var. Yani isim itibariyle baktığımızda sekreterlik ifadesi bazen itici gelebiliyor ama öğrencilerimizi bu konuda uyarmak istiyorum. Hani olay sadece işte sekreterlik, işte kayıt kabul, hasta kabul değil. Tabii ki bunlar da çok ciddi işlemler. Ama bunun dışında bilimsel araştırmalar, veri tabanları, bunların hepsinin kayıt altına alınması, hatta uluslararası anlamda kayıt altına alınmaları, İl Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü'ne veri sağlama, veri tabanlarını oluşturma, bunların hepsi aynı zamanda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü mezunu öğrencilerimizin alanı oluyor. Tabii ki hem özel sektörde hem devlet sektöründe, kamu sektöründe çok rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Az önce de saydığım gibi işte hasta kabul, kayıt, arşivleme, bilimsel araştırmaları, bilimsel araştırmalarla ilgili verilerin değerlenmesi, bunların ilgili alanlara sunulması ile ilgili efektif roller alıyorlar sağlık sektöründe. Hani genel olarak hani gerçekten bu bağlamda geriye dönük baktığımızda ciddi anlamda eksikler var. Çünkü ehil olmayan kişiler tarafından yapılıyor. Alaylılar tarafından bir programda vurguluyoruz değil mi hocam? Ama bu da aşılacak yavaş yavaş. Yani bu işte alanda. Yavaş yavaş bu uyanış tabiri caizse bir başladı. Bu uyanış devam ettiği sürece bu bölüm mezunu öğrencilerimizle asla iş konusunda sıkıntı yaşamayacaklar diye umut ediyoruz. Öne açık bir alan. Daha somut olarak şunu söyleyebilir miyiz hocam? Hastane kişiyi karşılamada, kayıt tutmada, hekimiyle hasta arasındaki ilişkiyi düzenlemede bir anlamda irtibatı sağlamada tam olarak somut olarak bunları mı yapıyorlar hocam? Tabii. Hani bunlarla hani bunlar tabiri caizse buzdağının görünen kısmı ama bunun arka planı da var. Hani öğrenciler hani tercih edecek öğrenciler için bunun dışında istihdam alanları da var. Hani insan kaynakları olsun, yönetim departmanı olsun, işte mesela bizim verdiğimiz ders içeriklerinde zaten bunları az sonra değineceğim. Bunları göreceğiz zaten. Hani tabii ki poliklinik hizmetleri, klinik hasta kabuller, bunların dışında dediğim gibi arşivleme olayları, bilimsel verilerin değerlenmesi, otomasyon sisteminin aktif olarak kullanılması ve bu otomasyon sistemi girdilerinin gerekli departmanlarla, gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, bunların hepsi yine tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu öğrenciler, yani tıbbi sekreter dediğimiz, yani mezun olduklarında tıbbi sekreter oluyorlar, tıbbi sekreterlerimizin yapacağı işlerin içinde. Evet Zeynep hocam, size geleceğim ama hemen Vesile hocamla şunu sormak istiyorum. Tematik üniversite dedi, davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye'nin ilk ve tek tematik üniversitesiniz. Adı üzerinde sağlık ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokul. Burada öğrencilere ne gibi olanaklar, imkanlar, avantajlar? Yani öğrenciler neden bu programları sizde okusunlar hocam? Gerçekten tematik bir üniversitede eğitim görmek çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Çünkü alanına özel, uzmanlaşmış, yetkin akademik kadrolar mevcut. Ve üniversitenin yapılanması, fiziksel yapılanması da ona göre yapılmış. Örneğin geniş bir laboratuvar ağı. Çünkü meslek yüksekokulunda çok önemli. Eğitimi sırasında tecrübe sahibi olması, uygulamayı deneyimlemesi, yapması çok önemli olmakta. Aynı zamanda hastanemiz var, polikliniklerimiz var bizim. Öğrencilerin daha mezun olmadan önce hastanelerle işbirliği yaparak oralarda uygulama olanakları buluyor. Çünkü bizim temamız zaten sağlık ve davranış bilimleri ve sağlık alanında ikisi birlikte olduğu zaman farklı disiplinler de bir araya gelerek, sentezlenerek daha nitelikli ve donanımlı elemanlar yetişmesine katkıda bulunuyor. Üsküdar Üniversitesi'nin en büyük ayrıcalığı bence
bu. Bir tanesi de bu. Hı. Ben bu tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı için bir şey ekleyebilirim. Buyurun hocam. Şimdi sağlık kurumları gittikçe artmaya başlamakta. Hı. Sayıları gittikçe artıyor ve artık kurumlar arası rekabet de çok artmakta. İnsanlar kaliteli hizmet almaya başlamak istiyor yani onları. Ve kurumların da evet kaliteleri sorgulanmaya başlıyor. Artık bazı kurumlar tarafından akreditasyon veriliyor. Yani yeterlilikler veriliyor kalite. Evet, kriterler belirleniyor. Bu akreditasyon işlemlerinin yapılması tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünün ya da orada çalışanların çok ciddi işleri oluyor ve katkıları oluyor. Kesinlikle çok stratejik kişiler oluyor. O nedenle alanın çok istediği ve istihdam edebileceği programlardan bir tanesi mezunlar. Evet hocam. Açısından. Zeynep hocamızla ilerleyelim. Diyaliz. Sizle yaşlı bakımda konuşacağız. Dünya yaşlanıyor hocam. Yaşlı bakımı bundan sonra gelelim ama diyaliz programını da geleceği olan bir alan. Kesinlikle. Şu anda ihtiyaç olan ve geleceği olan bir alan olduğunu biz biliyoruz. Siz neler söylemek istersiniz hocam? Diyaliz deyince öğrencileri nasıl bir meslek kolu bekliyor? Şimdi herkes kendi bölümünü anlatırken diyaliz de benim çocuğum gibi olduğu için kendi çocuğumdur demeyeyim derler yani öyle başlayacağım. Diyaliz gerçekten çok özel bir bölüm. Şu anlamda inanılmaz sektörde ihtiyaç var. Öğrencilerimizi elimizden geldiği kadar nitelikli, donanımlı yetiştirmeye çalışıyoruz ki ileride onları alana saldığımızda yüz akımız olsunlar. Çok ve sağlık hepimiz için ileride bizler de hastalanabiliriz ve öğrencilerimizin eline düşebiliriz diye yine elimizden geldiği kadar onlara her türlü imkanı sağlıyoruz. Üniversitemiz bu konuda kıyaslamaya girdiğimde önde yani çünkü çocuklar okula başlar başlamaz uygulama sahaya çıkma imkanlarını buluyorlar. Bir kere kariyer merkezimiz var. Yani diğer üniversitelerde olmayan bir şey. Yeni gelişen bir şey. Kariyer merkeziyle öğrencilerimizin staj yerleri, her öğrencinin ikametgahına adresine en yakın yer olması ön koşulu ile çünkü yolda vakit geçmesin diye. Eğer olmazsa öğrencinin kendi istediği yere iletişim ağı çok yoğun çalışmaların sonucunda olarak stajyerlerine yerleştiriyorlar. Laboratuvarlarımız yani öğrencilerimizden de çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Sahadayken de stajdayken de çalıştıkları yerlerdeki sorumlu kişiler, hekimleri olsun, sorumlu hemşireleri olsun çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Peki hocam diyalizi biraz daha tanımlayacak olursak arkadaşlar somut olarak biraz uygulama pratik imkanlarından bahsedin. Teoriyi de dinleyeceğim size okulda hangi eğitim müfredatı bekliyor onlar ama diyaliz mesela somut olarak ne yapıyor arkadaşlar neler yapacak? Peki, diyalizde tüm hasta bakım niteliklerini biz öğretiyoruz. O gerekli. Aynı zamanda makineye, diyaliz makinesine, hastaları diyaliz makinesine almaya hastaların tüm ihtiyaçlarını diyaliz seansı esnasındayken karşılayabilecek duruma getirecek öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Diyalizin tanımı da işte biliyorsunuz böbrek yetmezliği nedeniyle görevini yapamayınca halk arasında yapay böbrek olarak da bilinir diyaliz makinesi. O makineye tam olarak sahip olması gerekiyor öğrencinin. Onu kontrol edebilir hale gelmesi gerekiyor. Evet, diyaliz benim çocuğum dediniz hocam. Evet. Böyle deyince ben gerçekten çok keyif alıyorum hocam. Çünkü insan inandığı şeyi çok samimi bir şekilde de anlatabiliyor. Hocam sizden diyalizi ve yaşlı bakımı dinlemeyi sürdüreceğiz. Evet. Şeyma Yaşar'ın bir sorusu var. Ece hocam. Zaman zaman biz buradan ifade ediyoruz, dikkat çekiyoruz. Mühendislik üzerine sorusu var. Diyor ki hocam mühendislik hangi şehirde okunur? Zaman zaman öğrenciler şehir, üniversite ve bölüm arasında kalabiliyor. Biz onu üçgen olarak ifade ediyoruz. Evet. Hocam Şeyma ve Şeyma gibi düşünen kararsız olan arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Buyurun. Karşımda olsaydı hangi şehirde sen okumak istersin diye sorardım. Buradan da bu soruyu sormuş olayım Şeyma'ya. Karar tabii ki bazen üniversite olabilir, bazen bölüm olabilir, bazen ikisi de fark etmez. Sadece şehir olabilir. Tamamen bir tercih bu sonuçta öğrenciler için. Ama biz onlara hep diyoruz ki asıl önemli olan siz nerede ne yapmak istersiniz ve bu yaptığınızda
yapmak istediğiniz şey gerçekten işte kişilik özelliklerinize, ilgilerinize, yeteneklerinize uygun mu? Ben Şeyma'nın şehirden önce ne okumak istiyor, hangi mühendisliği okumak istiyor ve hangi mühendislik ona en yakın, onu çalışırken hem maddi hem manevi olarak mutlu edebilecek, önce onu, o soruya cevap vermesini istiyorum. Ondan sonra zaten kendiliğinden şehri, üniversiteyi seçmiş olacak. Yani hocam doğru anlıyorum söylediklerinizden değil mi? Önce arkadaşlar hangi bölüm ve meslek kolunu icra edeceklerini karar versin. Ardından sonrası da şehirde gelecek, üniversitede gelecek. Tamam. Hocam sorular geliyor, onları birazdan yönelteceğim. Furkan Canbolat'ın da sorusu var sıralamalara ilişkin. Birazdan hocam sıralamaları merak ediyorsunuz arkadaşlar. Heyecanım birazdan onlara da cevap verecek. Zeynep hocam dedi ki onlar bizim yüz akımız. Sonrasında onları iyi mezun edebilmek aslında hoca olarak zaten sizin vicdani sorumluluğunuz hocam. Buradan devam edecek olursak neler söyleyebilirsiniz? Üsküdar Üniversitesi bu vicdani sorumluluğun neresinde hocam? Çok çok önemli bir konu bence bu. Kesinlikle, gerçekten artık herkes spontan olarak ifade etmeye başlıyor. Kendi çocuğuna bir insan ne kadar özen gösteriyorsa tüm programlarımız, tüm öğrencilerimiz öyle görünüp gerçekten kendimiz için ne yapılmasını istiyorsak hani o nitelikte elemanlar yetiştirilmeye çalışıyor. Herkes çok gönülden ve keyifle işini yapıyor diyeyim üniversitede. Bunun yanında tabii kadro çok önemli üniversitelerde. Çok. Şimdi biraz önceki soru soran arkadaşımız en son şehre gitmiş, şehri soruyor ama gerçekten bölümü ne istediğini karar verdikten sonra öğrencilerimizin hangi üniversitede okuyacağını da biraz sorgulaması çok önemli oluyor bu anlamda. Üniversitenin olanakları, akademik kadrosu, sosyal yapısı, yaptığı projeler, bilimsel çalışmaları, bunların hepsi de çok önemli oluyor. Bizim üniversitemizin de bu anlamda hepsine bir artı koyabiliriz. O nedenle de biz bu meslek edindirmenin yanında işte bu temel değerleri de kazandırarak mezun etmeyi hedefliyoruz. Bu sorumlulukla aslında bütün hizmet veriyoruz. Bizim diğer üniversitelerden farklı olarak üniversite kültürü, proje kültürü, iletişim becerileri tüm öğrencilerimizin alabildiği dersler. Çünkü sadece meslek elemanı yetiştirmek değil, aynı zamanda iyi insan, değerleri sahip, değerleri koruyan, özen gösteren insanlar yetiştirmeyi de hedeflediğimiz için ikisini birden harmanlamak çok önemli. Bir meslek sahibi olmadan önce iyi insan olmak gerekiyor. Biz ikisini de birlikte başarıp topluma hizmet vermek üzere yönlendiriyoruz. Akademik başarı artı hayat başarısı bu noktada öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Onları aslında yaşam koçu oluyorsunuz değil mi hocam? Bir anlamda kesinlikle. Çünkü öğrenci meslek seçerken farkında olmadan bir dolu şeyi de seçmiş oluyor. Evet. Geleceğinde ona göre şekillendirmiş olur. Hocam biraz programlara girelim istiyorum ben. Ameliyathane hizmetleri. Ameliyathane hizmetleri deyince neyi anlamalıyız? Biraz bu bölüme ilgi duyan veya belki de şu an anlatacaklarınızdan dolayı evet ben o alanda başarabilirim diyebilecek olan, tercih edecek olan kişilere nasıl anlatabiliriz hocam bu programı? Ameliyathane programı temelde mezunlarımız ameliyathane teknikeri oluyorlar. Ameliyathane ortamında bazen yoğun bakım ortamlarında da çalışabiliyorlar ama genel olarak ameliyathane ortamında hastanın ameliyata hazırlanması, ameliyat masasının hazırlanması, ameliyatı yapacak ekibe her konuda destek verebilecek, ameliyat ortamının, ameliyathanenin sterilizasyonu, bütün mikroplardan arındırma diyebiliriz, onun sağlanmasını, yani ameliyathanenin etkili ve verimli kullanılmasını sağlayacak kişiler oluyor bunlar. O ortamda oluyorlar. Ameliyat sonrası da bu hastanın bakımının, izlenmesinin, değerlendirilmesinin ne yapan kişiler olarak söyleyebiliriz. O donanımda yetişecek şekilde eğitimleri programlanmış durumda. Ameliyathanelerde çalışabiliyorlar. Yoğun bakımlarda, ayılma ünitelerinde, bazen polikliniklerde de çalışabiliyor bu arkadaşlar. Hocam şu an Türkiye'de hastane sayıları da artıyor. Evet, çok fazla. Tabii cerrahi işlemlerde o da çok önemli. Yani sonuçta insana dokunuyorsunuz. Evet. Mesela istihdam olanakları geleceği olan alanlardan biri. Kesinlikle, yani geleceğin mesleklerinden bir tanesi de bu. Yükselen mesleği diyeyim hepsinin. Öyle de bu da çok tercih edilecek ve alanda iş bulabilecek meslek gruplarından bir tanesi de bu. Peki hocam biraz da Ömer hocamıza iş sağlığı ve güvenliği. Hocam Soma faciasından sonra Türkiye gerçekten bu konuda ne kadar geri kaldığımızı anladı. Aslında iş sağlığı ve güvenliği
olması gerekiyordu. Olmadı. Önemi de günden güne anlaşılıyor hocam. İş sağlığı güvenliğinin tam olarak arkadaşlar bu bölümü ön lisans yanılmıyorsam hocam sizde ön lisans ve lisans eğitimi de var. Hatta yüksek lisans eğitimi de var Üsküdar Üniversitesi'nde. Biraz bu programı anlatabilir miyiz hocam? İş sağlığı ve güven neden önemli? Neden ihtiyaç var bu alana? Yani neden ihtiyaç olduğunu acı bir şekilde gördük. Hani Soma'da yaşanan facia diye nitelendirdiğimiz şeye baktığımızda zaten neden önemli olduğu aslında ortaya çıktı. Tabii ki keşke böyle üzücü bir olay yaşanması beklenmeseydi bununla ilgili ilginin artması adına. Avrupa Birliği kriterleri açısından baktığımızda en az 50 kişi çalışanı olan kişilerin kurumların bundan sonraki süreçte bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu var. Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde böyle bir şart koşuldu. 2016 yılı itibariyle de artık küçük işletmeler de dahil olmak üzere tüm hizmet veren şeylerde, sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanının olma zorunluluğu geliyor. Dolayısıyla zaten bu cümleyi kullandıktan sonra önünün ne kadar açık olduğu herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. İşte iş sağlığı güvenliği ön lisans programına aldığımız öğrencilerimiz 2 yılın sonunda iş sağlığı güvenliği uzman teknikeri oluyorlar. Sonraki süreçte uzmanlık sınavlarına girip uzman olabiliyorlar. Tabii ki 2 yıllık ön lisans programını bitirdikten sonra lisans programı da yine üniversitemiz bünyesinde var. Lisans programına da dikey geçiş sınavı aracılığıyla geçebiliyorlar ve lisans eğitimini tamamlayıp daha üst düzey uzman olabiliyorlar. Hatta yine az önce de belirttiğiniz gibi yüksek lisans eğitimimiz de var. Lisans sonrası yüksek lisans eğitimine de dahil olup B ve A sınıfı iş sağlığı güvenliği uzmanı olabiliyorlar. İş sağlığı güvenliği uzmanları ne yapıyor daha çok? Aslında adının içinde gizli. İş şemsiyesi altında bunun verimliliği arttırmak, işçilerin güvenliğini ve işin devamlılığı kapsamında işçilerin sağlığını, meslek hastalıkları vesaire gibi veya iş kazalarına karşı önlemler almayı hedefleyen bir departman. Olmazsa olmaz bir departman olduğunu da ne yazık ki gördük. Genel olarak bu şekilde. Hocam ne zaman iş sağlığı ve güvenliğini konuşsak aklıma geliyor Profesör Doktor Hilmi Sabuncu buradan kendisini rahmetle analım. Çok program yaptı kendisiyle. İş sağlığı ve güvenliğini bir kültür olduğunu her seferinde vurguladı. Türkiye'de de bu yönde çok yol kat edecek derdi. Mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun diyelim. Buradan da kendisini almış olalım. Çünkü Türkiye'de hocaların hocasıydı gerçekten bu alanda. Buradan rahmetle anadım. Hemen hocam, Zeynep hocam sizinle sürdürmek istiyorum. Yaşlı bakımı. Evet, dünya yaşlanıyor hocam. Yaşlanıyoruz. 65, 70, 75 yaş üzeri galiba yaş olarak. 72 en son ortalama düşünüyorlar. Artık o kadar yaşıyoruz. Allah hepimize uzun ömürler, sağlıklı yaşamlar nasip etsin. Hocam, yaşlı bakımı ilişkin geleceğine yönelik neler söyleyebilirsiniz? Arkadaşlar buradan mezun olunca ne gibi yerlerde çalışabiliyorlar? Biraz görevlerini tanımlayabilir miyiz hocam? Tabii. Yaşlı bakımının çalışma alandaki çalışma yelpazesi çok geniş. O aslında çok önyargıyla geliyor öğrencilerim. Yani dediklerinde yaşlı bakımı belki adından mı neden bilmiyorum ama sonra ders içeriklerini gördükten, çalışabilecekleri alanları öğrendikten sonra daha mutlu mezun oluyorlar. İlk mezunlarımızı verdik zaten. Kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, yaşlı bakım evlerinde, gündüz bakım evlerinde, sivil toplum örgütlerinde, huzur evlerinde çalışabilecekleri yer çok fazla. Onların da işte nerelerde çalışabilirler? Bunu hocamla da girmeden konuştuk. Tek tek sayacağım, hocam bilsin öğrencilerimiz. Yaşlının olduğu her yerde aslında çalışabiliyorlar. Bunu öğrendikten sonra da mutlu oluyor tabii çocuklar.
Mesela yaşlıyla birebir temas halinde oluyor değil mi hocam? Tabii, mesela tabii, huzur evlerinde, yaşlı evlerinde onların A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılıyorlar mı hocam? Her şeyini karşılıyorlar. Eğitimleri içerisinde, bu iki yıl içerisinde diyalizde de aynı şeyi söyledim. Ben tüm hasta bakım ilkelerini en ince ayrıntısına kadar zaten öğreniyorlar. Onun üzerine yaşlıya yönelik olan işte yaşlının sistem hastalıklarıydı, yaşlının psikolojisiydi. Her türlü gereksinim duyulabilecek şeyi de ders adı altında ders olarak görüyorlar. Gayet donanımlılar yani. Hocam ayrıntıları alacağım sizden. Tamam. Süremizin yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. 15 dakikalık gibi bir süremiz var. Furkan Canbolat'ın sorusuyla hocam devam etmek istiyorum. Furkan Canbolat bizim çok sıkı takipçilerimizden. Evet. Hemen hemen her gün bir sorusu oluyor. Buradan kendisine selamlarımız olsun. Ben tercihleri yaptım. 36.600 sıralamam. 28.000'den başladım. 40.000'e kadar yaptım. Sizce ne kadar doğru? Kaç bin önde şansım var? Furkan gibi binlerce öğrencimize gelsin hocam vereceğiniz cevap. Evet, Furkan tamamlamış tercihlerini. Ben şimdi ne söylesem Furkan'ın şöyle bir şey, tabii Furkan hani daha önce yazmıştır, belki şu anda aklında yok ama 36.600'de hangi puan türü bu ve hangi bölümleri yazmış onu detaylı olarak yazarsa daha sonra onu da cevaplamış olalım. Çünkü bazen 28.000 gerçi bayağı bir 10.000 falan altında inmiş ama bir kere daha birlikte bakalım Furkan'a, Furkan'la birlikte tercihlerine ona göre. Çünkü bazı bölümlerde biraz daha aşağıya inmek gerekiyor bazen sıkışmalar nedeniyle. Öğrencilerin de bunu özellikle çok fazla talep edilen, çok fazla tercih edilen programları yazarken biraz daha alt sınırlara tabii ki gitmek istediği, gerçekten gidip mutlu olabileceği bölümler varsa biraz daha alt sıraları inmelerini öneriyorum çünkü ben öğrencilere. Kontenjan %10 arttı hocam, vurguluyoruz. Puanlarda bir değişiklik olur mu diyen arkadaşlarımız da var. Bunlara ilişkin neler paylaşmak tabii istersiniz? Tabii ki bazı bölümlerde olacak. Bazı bölümler yine aynı oranlarda kalacak yine tercihle ilgili ama her programda bunu söylüyoruz. Bu puanları asıl oluşturan şey bu yılki öğrencilerin tercih eğilimleri. Biz de bunları ancak yerleştirmeler sonrasında görmüş olacağız. Yine ona göre tercih aralıklarını geniş de tutarak bazı bölümler için tercih yapmalarını önerelim. Hocam tıbbi dokümantasyon ve sekreterliği anlattınız ama somut olarak soran arkadaşlar da var. Çok kısa, çok kısa hocam ne yaptıklarını tekrar anlatabilir miyiz? Kaçıran arkadaşlarımız olmuş. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlikte hasta kayıt kabul, klinikler, yani polikliniklerin hasta kabulleri, İnsan kaynakları, birimlerinde, idari işler, bunun dışında işte dediğim gibi hani bilimsel verilerin değerlenmesi, bunun dışında hastane otomasyonunun kullanması ve bunlarla ilgili raporlamalar, bu tip alanların hepsinde tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu öğrencilerimiz görev alıyorlar. İpek Yeğen'in bir sorusu var hocam, hemen bu soruyu yöneltmek istiyorum. Psikoloji okumak istiyor. İki üniversite arasında, bir sizin üniversiteniz, bir de başka bir üniversite arasında gidip geliyorum. Acaba ne yapsam psikoloji eğitimine? Ben İpek'e objektif bir cevap vereyim. Eğer İstanbul'daysa mutlaka bizi ziyaret etsin. Gelip yerinde görmek, hocalarla birebir konuşmak, uygulama alanlarını da görmüş olacak. Üniversiteyi görmüş olacak. Eğitimini daha detaylı bir şekilde dinlemiş olacak. Karar vermesine yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şehir dışındaysa da, gelemeyecek bir durumdaysa da telefonla daha detaylı olarak bizden bilgi alabilir. Hocam sizinle devam edelim. Anesteziyi de konuşalım istiyorum. Biraz buradan, bu da çok stratejik bir görev. Yani direkt insanın hayatına müdahale ediyorsunuz. Evet. Vereceğiniz doz değil mi hocam? Çok çok önemli. Yaşamla ölüm arasındaki gibi bir görev. Bunu biraz anlatabilir miyiz arkadaşlarımıza? Evet. Anestezi programı da gerçekten böyle çok insan hayatındaki çok hassas çizgilerde insana dokunan mesleklerden bir tanesi. Bunlar da işte ameliyat sırasında, özellikle cerrahi ortamlarda, ameliyathanede anestezi uzmanına yardım eden kişiler diyelim. İlaç dozlarını vesaire ayarlanması tabii hekimin işi. Onlar planlıyor ama o süreçte, anestezi verme işlemi sürecinde anestezi uzmanına destek veren meslek grubu olarak yetiştiriliyor bu arkadaşlar. Uygulamacı olarak. Yani evet, uygulama. Ayarlanan dozu ameliyat öncesinde
veren grup oluyor. Yani hekimin gözetiminde bu işleri yapan grup olmuş oluyor. Ona destek veren, hastanın anestezi sonrası izlenmesini sağlayan gruplardan olabiliyor. Hocam ilk ve acil yardıma ilişkinde bu da çok önemli. Aslında ameliyathane hizmetleri, anestezi, ilk ve acil yardım hepsi bir arada. Hepsi. Sağlığın aslında hepsi birlikte bir bütün gerçekten. Sağlık alanı o kadar özele indi ki hocam. Evet. Her alanı bir kişi icra ediyor. Aslında bu çok güven de veren bir durum. Biraz o zaman ilk ve acil yardım arkadaşlara anlatabilir miyiz hocam? İlk ve acil yardım da Türkiye'nin cidden sorunlarından bir tanesi, iş sağlığı ve güvenliği gibi. Bizim her gün facia bir ilk yardım ve kurtarma çalışmalarımıza televizyondan vesaire tanık oluyoruz. Artık bunları bir kenara bırakıp gerçekten bu ilk yardım acil durumlarda müdahale edecek profesyonellere ihtiyacımız var. Bu programda ona aslında katkı verici, eleman yetiştirici programlardan, acil durumlarda hastanın müdahalesinden, güvenli bir şekilde ambulansa taşınmasından, ambulans sırasındaki bakımı ve güvenli bir şekilde hastaneye teslim edilmesine kadar geçen süreci yöneten kişiler oluyor. Bu programdan mezun olanlar paramedik unvanını alıyorlar. Paramedik. Evet. Öyle adlandırıyor bu arkadaşlar. Ve hastanelerin acil servislerinde de yine tekniker olarak görev yapabiliyorlar. Ama daha çok hastane öncesi hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayan grup oluyor. Biliyorsunuz 112 istasyonlarımız var. Oralarda da çalışma alanları olabiliyor bu arkadaşlarımızın. Biz her programda vurguluyoruz, sizler de vurguluyorsunuz. Türkiye'de krize girmeyen tek sektörlerden biri, sağlık sektörü sektörlerinden biri diyebiliriz. Ki Türkiye'de hocam sağlık turizmi noktasında önemli üstler haline geldi. Farklı ülkelerden, coğrafyalardan. Bu alanlardan hangi programı seçersiniz arkadaşlar? Kesinlikle gönül rahatıyla iş bulabileceklerini buradan söyleyebiliriz. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Yani hiç açıkta kalmayacaklardır. Hocam Buğra Elmacı ilk ve acil yardım bölümü düşünüyorum. 2 sene sonrasını da tabii ki düşünüyor. KPSS'ye ilişkin bir atamaları oluyor mu? Biraz bölümü hocamız anlattı ama 2 sene sonrasına ilişkin de belki istihdam olanaklarından hocam biraz daha açabiliriz. Yine bunlar da dikey geçişle hemşireliğe geçebiliyorlar. Onu biliyorum. KPSS afet yönetimine geçebiliyorlar. Hı-hı. O programları kullanabilirler. Buyurun hocam, siz atamaları da oldukça hem devlette atamaları çok fazla, istihdam şu anda çok yüksek ilk acil yardımla ilgili ve özelde de çalışma koşul olanakları oldukça fazla. Orada şeyi eklemek istiyorum, hani ilk acil yardım, acil tıp teknisyenliği, ATT ya da paramedik adıyla geçiyor. Hepsi aslında aynı programa hizmet ediyor. Öğrencilerin hani bazen kafası karışıyor. O karışıklığa da buradan bir son verelim, bir farklı isimlerde çünkü. Evet. Ömer Hocam, iş sağlığı ve güvenliğini biraz konuştuk sizinle. Konuşmaya da devam edelim istiyorum. Peki, bu arkadaşlar yüksek lisans, lisans eğitimi, ön lisans, aslında akademik önleri açık olduğunu söyledik. Evet. Ki bu alanda akademisyen noktasında da ciddi sıkıntılar, Var. Var. Buyurun. Evet. Buradan nasıl bir gelecek bekliyor iş sağlığı ve güvenliğinden mezun olan arkadaşları? Çünkü şeyler de var hocam, sertifika programları da var. Bu da mesela Hilmi Hocam hep bunları biraz eleştirirdi. Sertifika programları 2 ayda, 3 ayda iş sağlığı güvenliği kesinlikle söz konusu olmaz. Hem o sertifika sahibi olan arkadaşların aslında bu eğitimi alması gerektiğini belki buradan da vurgulamakta fayda var. Şimdi tabii ki çok ciddi bir sektör. Hani ciddiyetini dediğim gibi, az önce de konuştuğumuz gibi, yaşamış olduğumuz o elim faciadan dolayı da görüyoruz. Bu kadar ciddi bir iş yürütürken herhalde bence akademik anlamda fazlasıyla bilgi sahibi olmak gerekiyor. Tabii ki bilgi sahibi olmak da yeterli değil. Bunların uygulanabilirliği, uygulayabilmek de önemli. Biz eğitim programımız süresince uygulamalar da zaman zaman yaptırıyoruz öğrencilerimize. Zira mesela farklı kurumları ziyaret ederek orada görmüş olduğumuz tehlikeli durumlar ile ilgili hani öğrencilerimizi interaktif bir şekilde de bilgilendirmek veya görerek öğretme gibi bir şeyin de çaba içerisindeyiz. Çünkü dediğim gibi risk gruplarına göre ciddi anlamda tehlikelerle karşı karşıya kalıyor işçiler. Tabii ki işçilerin karşılaşmış oldukları tehlikeler işin aksamasına da sebep oluyor. Yani
hem iş gücüne hem de üretimin aksamasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu iş sağlığı güvenliği programı mezunu olan öğrencilerimiz aslına bakarsanız bir iş yerinin verimli bir şekilde işini yürütebilmesi için olmazsa olmaz oluyor. Tabii ki önü açık bir bölüm. Akademik anlamda da önü açık bir bölüm. Üniversitemiz bünyesinde akademisyen alanlarında gerçekten uzman, gerçekten duayen diyebileceğimiz, Hilmi hocamızın yerini dolduramasak da duayen diyebileceğimiz kişiler, kadromuz var. Fakat yine kadro açığı hala var. Dolayısıyla hani lisans ve yüksek lisans programını bitirdikten sonra akademisyen olarak yollarına devam etmek isteyen öğrencilerimize de tabii ki bu programı tavsiye edebilirim. Evet, Ömer Hocam'la tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, iş sağlığı ve güvenliği programlarını ele aldık. Zeynep Hocam, son olarak buradan tercihte bulunacak arkadaşlarımız yapıyorlar tercihini. Şu an üniversiteleri geziyorlar, bölümleri, programları araştırıyorlar. Yaşlı bakımı ilişkin, diyalize ilişkin arkadaşlara neler söyleyebilirsiniz, önerilerde bulunabilirsiniz? Kesinlikle bekliyorum bir kere. Kesinlikle çok özel bölümler ve geleceği olan bölümler. İş konusunda hiç şüpheye düşmeden gönül rahatlığıyla gelebilecekleri, yazabilecekleri bölüm ikisi de. Geneli öyle zaten hocamın da söylediği gibi. Ama tabii diyalize yaşlı bakımı deyip tekrar ben çok fazla açık var. Çok fazla açık olduğu için de çok öğrenci yetiştirmemiz gerekiyor. O yüzden de hepsini bekliyorum. Hocam, sizin son olarak söylemek istediğiniz, belki hastanenizden de bahsetmekte fayda olacak. Oralarda da arkadaşlar staj imkanları bulacak, uygulama imkanları olacak. İyi bir eğitim müfredatı da onları bekliyor. Son olarak toparlayacak olursak neler paylaşabilirsiniz? Evet, üniversitemizde kesinlikle hem teorik eğitim hem de uygulama ile eğitim bir arada sürdürüldüğü için gerçekten donanımlı insanlar alanında yetkin, yeterlilik, gönül rahatlığıyla verebileceğimiz mezunlarımız yetişiyor. Bu nedenle öğrencilerimiz, tanıtım günlerimiz tam kadroyla biz çalışmaya devam ediyoruz. Gelip ziyaret etsinler. Tüm hocalarımız, tercih danışmanlarımız, uzmanlarımız, hepimiz onlara katkı vermek için bekliyoruz. Gerçekten Hayat Tercihtir programın adına da uygun bir şekilde tercihlerini yapmaları geleceklerini şekillendirecek. Biz de o anlamda onlara katkı vermeye çalışırız. Hocam, son olarak siz neler söylemek istersiniz? Süremizin yavaş yavaş da sonuna geldi. Ben hemen kısaca sınavsız geçişlerle ilgili küçük bir şeyler söyleyeyim. Bugün ön lisansı konuştuk. Çünkü sınavsız geçiş yapacak adayların özellikle tablo 6C'de önce alanların devamındaki bölümleri bulmaları gerekiyor. Ve bu bölümlerin tam isimleriyle tercih edebiliyorlar. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Yerleştirme öncelikleri önce kendi mezun oldukları il içinde bu yıl mezun olan öğrenciler ve daha sonra da okul türlerine göre Anadolu Teknik Liseleri, Teknik Lise ve Anadolu Meslek Liseleri, Meslek Lisesi olmak üzere yerleştirmeleri yapılıyor. Bu yerleştirme önceliklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sınavsız geçiş yapacak öğrencilerimiz. Hocam, sorular geldi. Hepsine cevap veremedik ama Ece Hocam ve ekip arkadaşlar gün içerisinde sosyal medya üzerinden gelen sorularınıza cevap verecek. Profesör Doktor Veysel Üstün, Zeynep Gümüş öğretim görevlisi, Ömer Faruk Okuyucu öğretim görevlisi ve Ece Hocam, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın bir farklılık var. Yarın saatler 14.10'u gösterdiğinde sizlerle olacağız. Farklı konu ve konuklarımla mutlu günler.